tanıştığımıza sevindim Çınar. Siz merak etmeyin. Ben bu işi halledeceğim. Sen bu bataklıkta nasıl var oldun Lale? Nasıl böyle masum ve temiz kalabildin? Ah Çınar, gelsene. Köpük. Seni unutmamış. Belki bundan sonra kıskanır. Niye kıskansın ki? Paylaşmak istemez belki. Siz ikiniz tanışıyorsunuz ama o sayılmaz. Sizi ben tanıştırmak istiyorum. Yeşim, benim diğer yarım. Kız kardeşim. Merhaba Çınar. Merhaba Yeşim. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen tatsız zamana denk gelen ziyaretimizi daha fazla uzatmayalım. Gidelim mi? Sen nasıl istersen. Hadi tatlım. Görüşürüz. Anneme dokunmuyorum şimdi. Ayrıca ararım ben onu. Nasıl istersen. Ciao. Hanımım, Çınar Bey eşyalarını aldırtmak için şoförü göndertmiş. Öyle mi? Nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim. Bana kalsa ben seninle teknede bile yaşardım. Biliyorum. Şimdi gitmek zorundayım. Holding'e uğramam lazım. Sen işini aksatma. Balayını uzatmak isterdim ama... Uzatırız aşkım. Ama şimdi doğru işe. Uzatacağız ama. Söz? Söz. Anacığını bırakıp gidiyorsun demek. Ben sensiz ne yaparım ya o? Bunu hiç düşünmez. Hiç bilmez misin? Taşkıran yalısına gelen hacizi kaldırtacağız. Bedeli mühim değil. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Siz onu söyleyin bana. Holdingdeki hisselerinize temlik koyduracağız. Bunun için yönetim kurulu kararı gerekmez mi? Bu her durumda gerekecektir efendim.
Bedeli mühim değil diyorsunuz ama bu çok büyük bir meblağ. Siz orasına karışmayın. Ne gerekiyorsa onu yapın. Yönetim kurulumuzda imzaya açılacak bir biçimde karar yazdırın. Derhal. Siz nasıl isterseniz Çınar Bey. Bugün yorucu bir gündü. Her şey üst üste geldi. Üzüldü. Üzüldüm. Ama ben senin çocuklar gibi eğlendirmesini, güldürmesini bilirim. Hadi kalk. Gidiyoruz. Nereye? Sürpriz. Hadi. Duydunuz mu? Taşkıran yalısına haciz gelmiş. Lale devri bitti desene sen şuna abi. Paçalarını uğursuzluktan kurtaramıyorlar. Allah vere de belalarını bizim başımıza sıçratmasalar. Akraba olduk artık. Kızlarını gelin aldık. Daha değil. Daha değil mi kalmış? Oğlun aldı işte. Hem nereden biliyorsun? Belki de karısının ailesinin battığı yerden o çıkarır. Çınar böyle bir şey yapabilir mi Necip Bey? Yapamaz. Sen öyle diyorsan öyledir. Bir daha haciz memurlarıyla karşılaşmak istemiyorum. Emredersiniz Küçük Bey. Ya haksız mıyım ama? Çınar ilgileneceğini söyledi. Şefik Bey gibi o da seni yarı yolda bırakırsa hiç şaşırma. Onun adını bile anma bana. Aranızdan su sızmıyordu. Ne oldu? Ne değişti? Konumuz bu değil. Çözmemiz gereken çok önemli bir mesele var. Çınar'a bu konuda güvenmek sence doğru mu? Çınar aileden biri. Oo. Bakıyorum da hemen sahiplenmişsin damadını. Ne yapalım? Denize düşen yılana sarılır, değil mi Amazon? Lütfen Ekrem böyle konuşma. Çınar'ın kulağına gidebilir. O bizim damadımız artık. Ayrıca Lale'yi çok seviyor. Nasıl anladın? Ben anlarım. Hadi Kerem. Gidelim mi? Okey. Magazincilere tek bir kelime bile etmek yok. Ne Lale'nin evliliği ilgili ne de haciz meselesiyle. Anladık. Lale'nin evliliği, Lale'nin evliliği. Nereden başlayalım? Çılgınsın sen. Nereden bildin lunaparklara bayıldın? Lunaparkı kim sevmez? Çocuk olmayı, çocuklar gibi eğlenmeyi kim sevmez? Çocukları kim sevmez? Evet, çok sevimliler. Bizim evde de çocuk çok sevinir. Bugünkü halleri aldatmasın seni. Benden sonra bir Çınar'ın daha gelmesi şarttır bizim evde. İyi, bu şartı yerine getirelim. Bizi bağışlasınlar. Biz bu şartı yerine getirelim. Bırak onlar bizden bağışlanma beklesinler. Ne yapacaksın? Ailenle ilişkilerini düzeltmek için yani. Böyle olmaz. Annem senin gönlünü almaya gelene kadar geri adım atmam ben. Çok inatçısın. İnat iyidir. İnsanı hayata bağlar. Hem annem benden daha inatçıdır. Ben kırgınlığı ve huzursuzluğu sevmem Çınar. Bu durumu nasıl düzelteceğiz? Merak etme. Her şey düzelecek. Şimdi söyle bakalım. Hangisinden başlayalım?
Usta, bana bir porsiyon daha atsana. Hemen atıyorum abi. Çok lezzetliymiş. Sen daha önce sokak köftesi yemedin mi? Hayır, yemedim. Çok güzelmiş. Bizim damat değil mi şu? Hani? İşte. Hadi arabayı bir kenara çekip yanlarına gidelim. Ne işimiz var abi onlarla? Görmüyor musun? İki sevgili oturuyorlar. Hem öyle aşıkların yanına pat diye gidilmez. Tamam Kerem, uzatma. Niye sinir yaptın ki sen şimdi? Nazar etme ne olur. Bakın etrafına, senin de bir çınarın olur. Ha ha ha. Uzatma dedim. O zaman ara Lale'yi, onları gördüğümüzü söyle. Tamam, sen devam et, hadi yeşil yandı. Alo? Aa Keremcim, bugün seninle ilgilenemedim. Madem gördünüz, niye yanımıza gelmediniz? Anladım. Yarın gelin hep birlikte yemek yiyelim. Okey canım. Görüşürüz. Madem hep beraber yemek yiyeceğiz, Mert'i de çağıralım. Olur. Çağıralım. Çıkmamış bunun lekesi. Değiştirelim bu kuru temizleyici. Sen bana beyaz tayörümü getir. Tamam hanım. Günaydın yenge. Günaydın. Erken başlamışsın çay partisinin hazırlıklarına. Aman dostlar alışverişte görsün. Sen gelmiyor musun? Ben gelemem. İşler çok yoğun. Ama belki Dünür'ün Zümrüt Taşkıran gelir. Gelir mi gelir? Cemoş boş boğazlık edip söylediydi. Haftaya defilen var. Öncesinde de çay partisi verilecek dediydi. O zaman dikkatli ol yenge. Bu kadınlar kaçın kurası. Bir laf eder altında kalırsın. Ben bu dünyaya papuç bırakmamışım. O sosyete karısına mı papuç bırakacağım? Hanımım. Hah, onu giyeceğim. Günaydın bir tanem. Günaydın. Ah, harikasın Çınar. Lalelerin en güzeline. Bunu rüşvetten say çünkü bugün holdingdeyim. Ama erken kaçıp sana akşam yemeği için yardım edeceğim. Olur. Hadi şimdi güzelce kahvaltını yap. Ben çıkıyorum. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Afiyet olsun. Dışarı çıkacağım. Ayırdığım kıyafetleri hazırlayın lütfen. Peki efendim. Nereye gideceksin? Muhtemelen İkbal Hanım'ın da bulunacağı bir çay partisi. Aman Zümrüt. Can çekişirken bile pençe savuruyorsun. Ne işin var senin orada? İkbal Hanım'la karşılaşacağım hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyorum. Karşılaşacaksın da ne geçecek eline? Hiç. Sadece kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak istiyorum onlarla. Rakiplerini hafife alma Zümrüt. Dağdan geldiler, bağdakini kovuyorlar. Unutma. Evet. Ne var bakalım bugün gündemimizde? Gündemimizin ilk maddesi kendi hisselerime koydurtacağım temlik. Hayırdır Çınar? Paranı bizim cebimizden çekip kimin cebine koyuyorsun? Lale'nin ailesini acizden kurtarıyorum amca. Ha şu mesele. Yani paranı bizim cebimizden çekip Taşkıranların cebine koyuyoruz. Öyle demeyelim. Karımın ailesi benim de ailemdir. Ben bana yakışanı yapıyorum.
Biz batırmaya çalışalım, sen kurtar. Anlamadım. Ben bu ailenin parasını taşkıranlara yedirmem. Bu üslup bize hiç yakışmıyor amca. Hem ben kendi birikimimi, kendi hisselerimi aktarıyorum. Sizinkine değil. Para paradır. Ve bu paranın kuruşu bile öyle bir aileye geçemez. Ben istersem geçer. Lale artık benim ailem. Hoş bulduk canım. Sağ ol kızım. Hoş geldiniz. Ah! Cemoş. Aa, gözlerimiz yollarda kaldı ayol. Gelmezsiniz diye korktum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ya malum şu yıldırım diye meselesi falan var ya, belki kalabalık içine çıkmak istemezsiniz diye düşündüm. İkbalcığım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkbalcığım, Çınar gerçekten evlendi mi taşkıranların kızıyla? Evlenmiş. Bize kışlık cicilerini mi göstereceksin Cemoş? Ay evet, bugün sonbahar kış depilesi var. Hadi buyurun. Pardon, buyurun şöyle alayım sizi. Tanışıyorsunuz değil mi? Nereye? Cemile Hanım'ın defilesi var bugün. Yani gitmeyecektin. Bütün toplantılarımı iptal ettim. Koşa koşa gidip duyduklarını yetiştireceksin değil mi? İkbal Hanım'ın etekleri tutuşsun biraz. Niye uğraşıyorsun bunlarla? Niye uğraşmayayım? Hı? Ben uğraşmasam yengem bizimle uğraşıp çıtır çıtır yer bizi. Kös kös döneriz Kayseri'ye. Fena mı olur? Hiç değilse mutlu oluruz. Görüşürüz. O kadar fazla araştırdık ki. Çok güzel olmuş gerçekten. Aa, Zümrüt Taşkıran da geldi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun lütfen. İkbal Hanım da buradalar. Aa, öyle mi? Merhaba. Merhaba. Ay, siz dünür oldunuz değil mi? Gençler romantizm yapmış, yıldırım nikah kıymışlar. Ama siz onları ikna edin de lütfen şöyle güzel bir gelin yapalım kızınızı. Bu Çınar'la Lale'nin bileceği bir şey. Merhaba, vakıf yararının rozetlerimiz var. Bakmak ister miydiniz? Memnuniyetle. İzninizle. Aa, Reyhan Hanım da geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Hani sen gelmeyecektin? Ama geldim. Cemile Hanım'ın defilesini kaçırmak olmazdı. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Çok sevindim. Cemile Hanım, biraz gelebilir misiniz? Aa, affedersiniz, beni çağırıyorlar. Müsaadenizle. Müsaade senin Cemoş'cum. Seninki gelmiş gördüm. Kim? Ay, anlamıyormuş gibi yapma yenge. Zümrüt Taşkıran. Geldi. Hamşürük. O hamşürük yalısını bizim Çınar sayesinde kurtarıyor. Nasıl? Basbayağı. Bugün yönetim kurulu toplantısında konuşuldu. Çınar parayı bastırıyor, hacizi kaldırıyor. Necip ne diyor bu işe? Ne desin? Çınar kafaya koymuşsa öder. Bilirsin, onun önünde hiç kimse duramaz. Bak Çınar, tekrar söylüyorum. Elini verirsin, kolunu kurtaramazsın. Ben bunu Taşkıran ailesi için yapmıyorum amca. Karım için yapıyorum.
Sevdiğim kadın için. İleride çocuklarımın annesi olacak kadın için yapıyorum. Sevdiğin için her şeyi yapar mısın Çınar? Bizim kitabımızda böyle yazmaz mı amca? Kimi var ki eli kolu bağlanır. Biçare yapamaz. Öylesinin vay haline. Tıpkı annen gibi konuştum. Güzel söyledin yani. Öylesinin vay haline. Beni bu hususta büyük hayal kırıklığına uğrattın amca. Seninle aynı dilden konuştuğumuzu sanırdım. Yanılmışım. Oysa ki benim bildiğim bütün aşk şiirlerini sen öğretmiştin bana. Beni anlamalısın. Aşağı karşı ne kör olunur ne de sağır. Hem ben sana yeğen değil, oğul sevgisi verdim Çınar. Çünkü sınadı. Gel, üzme bizi. Dön düştüğün yoldan geri. Vazgeç. Bu söylediklerini dememiş ol bana. Lale benim karım. Onun uğruna öl de öleyim. Onun üzülmesine katlanamam. Sırf o üzülmesin diye ailesini ortada bırakmam. Bunaldınız mı? Evet. İçerisi çok sıcak. Malum. Alışık olmadığınız camia. Ben karaya vurmuş balık değilim. Girdiğim ortama kolayca uyum sağlayabilirim İkbal Hanım. Marifetlerinizi ta Kayseri'de mecmualarda okurduk. Okuduklarınıza inanıyor muydunuz? Bugün tecrübe etme fırsatı bulduk. İnandık. Ne demek bu şimdi? Kızın oğlumun koynuna girdi. Ne olduysa oldu. Ama siz düştüğünüz yerde kalacaksınız Zümrüt Hanım. Çınarımı kullanabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. O senin çevrendeki insanlara benzemez. Her şeyin bir bedeli vardır İkbal Hanım. Oğlunuz bu bedeli ödüyor. Hatta sadece oğlunuz değil, siz de. Güzel olan şeylere ya doğuştan sahip olunur... bizim gibi ya da sonradan satın alınır sizin gibi. Şirkete çek hemen. Sizinle tanışma fırsatı bulamadık. Ben Reyhan Ilgaz İncesur. Memnun oldum. Çınar'ın halasıyım. Öyle mi? Biraz önce yengem İkbal'le konuşuyordunuz. Evet. İşiniz zor. Ne hususta? Kızınızın evliliğiyle muhatap olacağınız aile. Biz yani. Ilgazlar. Benim yerimde yengem olsaydı... kolay lokma değiliz der, çıkardı işin içinden. Ortada bizim alışık olmadığımız bir üslup farklılığı olduğu kesin. Beni onlarla sakın bir tutmayın Zümrüt Hanım.
İzninizle. Efili başlıyor. Hadi buyurun. Ah. Ile ilgili önümüzdeki hafta konuşmamız lazım Necip. Seninle de Çınar. Beyler siz çıkabilirsiniz. Sonra devam ederiz. Buyur otur. Oturmayacağım. Ne oluyor anne? Başlık parası mı istediler senden? Servet ödüyormuşsun taşkıranların kızı için. Yeter. Bu konuyu bu şekilde tartışmaktan rahatsızım artık. Durun hele. Yıkıp dökmeyin birbirinizi. Çınar yıkıp geçti zaten hepimizi. Oğlum tanıyamıyorum seni. Ne yaptı bunlar sana? Büyü mü yaptırdılar acaba? Uzatmayalım. Bitti. Bu işi sizi kırmadan halletmeye çalıştım. Olmadı. Karımın mutluluğu için ne gerekiyorsa yapacağım. Size karşı ödemem gereken bir bedel varsa onu da öderim. Hello. Hoş geldin. Hoş bulduk. Valide Sultan, nasıl geçti çay? Şahane. Tam düşündüğüm gibi. Çok eğlendim. Çınar'ın annesini görmeye gittim deme sakın. Gittim, gördüm, konuştum. Hatta genç bir halası var. Reyhan. Nereden biliyorsun sen? Çok hırslı bir kız. İş Adamları Derneği'nin kapısını aşındırıyor. Olabilir. Enteresan bir mizacı var. Neler oldu anlatsana. O aileyi içten içe kurt gibi kemirdiğimi fark ettim. Haciz korkun geçti bakıyorum. Sen kendine eğlence ararken işler sarpa sarabilir Zümrüt. Dikkat et. Dayım haklı anne. Çınar Ilgaz'a nasıl bu kadar çok güveniyorsun anlamıyorum seni. Ben Çınar'a değil, Çınar'ın Lale'ye olan aşkına güveniyorum. Aşkmış. İki günde aşık mı olur insan? Aşk aniden olur. Öteki türlüsü mantık, muhakeme, hesap kitaptır. Aşk değil. Çınar Lale'ye çok aşık yani öyle mi? Hayret. Sen bunu fark etmedin mi? Lale belki ilk kez tecrübe etti ama sen aşk meşk konusunda Lale'yi katlarsın. Senin yolundan gidiyorum ya. Ondandır belki. Bu ne demek şimdi? Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Duymadım geldiğini. Erkencisin. Söylemiştim. Akşam için bir şeyler aldım. Şoför şimdi çıkartıyor. Ne pişiriyoruz? Bilmem. Spagettimin iyi olduğunu söylüyorlar. Kimler? Kimler spagettinin iyi olduğunu söylüyor sana? Biliyorsun. Senden öncesi yok. Biliyorum. Gelmiyor musun yemeğe İkbal Hanım? Söylemiştim. İnmeyeceğim aşağı. Küskün, üzgün. Hep böyle mi kalacaksın? Böyle giderse Kayseri'ye dönerim ben. Kalamam burada. Olur mu öyle şey? Kendini bizden ırağa mı süreceksin? Çınar sevdi, evlendi. Oğlumu eller aldı gitti. Bu da yetmezmiş gibi bir servet veriyor aile. Sözümün hükmü yok. Senin de elin kolun bağlı. Her zamanki gibi. Yık de. Yıkayım bu evliliği İkbal Hanım. Yeter ki sen gitme. Kal burada. Bu defa bana verdiğin sözü tutabilecek misin Necip Bey? Müzik
Senin günün nasıl geçti? Hiçbir şey anlatmadın. İyi. Neyin var Çınar? Yok bir şeyim. İş işte. Yorucuydu. İyi ki gergin toplandık ya. Benimle evlendiğin için... Seninle evlendiğim için çok mutluyum ben. Seni tanıdığım için, karım olduğun için. Bin kere duymak istersen, bin kere de söylerim sana. Çok şanslıyım ben. Babamın dileği kabul oldu. Hep mutlu olmamı isterdi. Ayrıca o da senin gibi çok güzel yemek yapardı. Bak bakalım tadına. Yedikten sonra da aynı şeyi düşünecek misin? Çok güzel. Afiyet olsun. Yemeğe ineceğinizi bilseydik beklerdik. Yok Ziyan. Bir çorba içip kalkacağım. İştahım yok. İyi bari Necip abi sizi yemeğe inmeye ikna edebilmiş. Kolay değildir onu ikna etmek. İnadını kırmak. Eve geldiğinden beri toparlamışsın yenge. Daha da iyi olacağım inşallah. Üzgün görünüp sevindirmeyeceğim düşmanlarımı. Aa, düşmanlarım burada mı ki? Sözün meclisten dışarı be Yusuf. Medreseyle sarayla karıştırdın sen bizim yalıyı. Oralarda düşman içerilerde aralarında olurmuş. Biz de bugünün saraylısıyız. Haydi bakalım afiyet olsun. Evet. Haydi afiyet olsun. Kim yaptı yemekleri? Müşterek yaptık. Lale yemek yapmayı bilmez ki. Ama çabuk öğrendi. Aşk öğretici bir şeydir zaten. Öyledir. Nasıl gidiyor evlilik? Bu soruyu hala geçemedik. Nasıl yani? Aynı şey. Geçen gün bir blogda okumuştum. Evliliğin 4 tane sorusu varmış. 1. Evliliğiniz nasıl gidiyor? 2. Ne zaman çocuk yapacaksınız? 3. Birbirinizi hala seviyor musunuz? 4. Hala evli misiniz? Biz 2'den sonrasını almayalım. Onu ben sorayım o zaman. Ne zaman çocuk yapacaksınız? Yapma abi ya, daha balayındalar. Bizi bırakın. Kendinizi anlatın bakalım biraz. Özellikle yaşım, sen anlat. Çok özlüyorum seni. Okyanus giremedi onların arasına. New York, Milano arası mekik dokurduk biz. İki kardeş birbirimizden ayrı kalamazdık. Ama aramıza Çınar girdi. Ayırdı bizi. Ne ayrılması? Mutluyuz. Beraberiz. O zaman mutluluğunuza. O zaman yeni aşıkların şerefi. O zaman dünyalar güzeli eşime. Dün gece beni çok şaşırttın. Daha yeni başlıyoruz. Peki başlayalım küçük hanım. Yarın aynı yerde. Yenge, dost acı söylermiş. Ya Çınar eve dönmezse, onu geçtim. Kızın ailesine servet öderse. Para pul umurumda değil Reyhan. Ama Çınar bu eve dönecek. İnşallah. Ama ben çok kararlı gördüm Çınar'ı. Öyledir. Bilhassa karakteri çok kuvvetlidir. İkili oynamaz. Sözünde durur. Oğlunu dört dörtlük yetiştirdin yenge.
Ilgaz Holding'in başı için bulunmaz Hint kumaşını dokudun. Ama gel gör ki olmayacak bir aile için ocağımıza incir ağacı dikti. Benim şehzadem aynı şehzade. Harem gelip geçicidir, bana ne? Senin yeğenin bu aileyi sırtlayıp taşır evelallah. Canını sıkma sen. Ondan sonra da onun oğulları. Seninki de var. Ilgaz ailesi hep yükselir. Korkma sen. Taksiniz geliyor efendim. Yoldaymış. Sizin de aracınızı geliştiriyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Çok tatlıydılar. Umarım hep böyle mutlu eder Lale'yi. Neyin var senin? Yok bir şeyim. Çok sessizsin bebek. Yemekte daldın daldın gittin. Yok bir şeyim dedim Kerem. Aman anladık. Var bir şeyin ama anlatmak istemiyorsun. Ne o? Bodrumda duvarı mı tosladın? Yine saçmalamaya başladın Kerem. He anladım. Lale evlendi. Yalnız kaldım diye üzülüyorsun. Kerem git başımdan lütfen. Hiç çekemeyeceğim seni. Gidiyorum zaten. Taksim de geldi. Önce ben bir kulübe uğrayacağım. Tolgalar bekliyor. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Taksimi bekliyorsun. Hayır. Arabamı getirecekler şimdi. Kerem nereye gidiyor? Niye beraber dönmüyorsunuz? Kulübe gidecekmiş o. Biz de gidelim mi? Bu gece süper bir DJ geliyormuş. Hiç keyfim yok. Yorgunum da biraz eve gideceğim ben. Bir gün görüşelim o zaman. Bakarız. İyi geceler. Ne yapıyorsun? Masayı topluyorum. Bırak şimdi. Hadi gel. Sonra toplarsın. Uyu aşkım, uyu. Ben çıkıyorum. Merhaba efendim, temizliğe gelmiştik. Karım içeride uyuyor, rahatsız etmeyin. Daha sonra gelin, olur mu? Peki efendim. Teşekkürler. Gir içeri. Baş üstüne. Günaydın abi. Günaydın Reyhan. Yusuf okula gitti mi? Onlar Mehmet'le birlikte çıktı. İkbal Hanım kalkmadı mı daha? O da çıkmış erkenden. Allah Allah. Nereye gider ki böyle erkenden? Sen de bugün geçe kalmışsın abi. Hayırdır? Hasta falan mısın? Yok bir şey. İşlerimi ayarladım ben. Yalıda kalıp sabah keyfi yapacağım. Malum. Çınar'ın gündeme getirdiği şu mesele var ya. O meselenin Mehmet'le de seninle de ilgisi yok. Biliyorum da imza gerekiyor ya. Kocan da sen de ben ne emredersem onu yapacaksınız. Ben ne tarafa imza atarsam siz de o tarafa atarsınız. Ona ne şüphe abi. Biz hiç senin sözünden çıkar mıyız? Ben gelinceye kadar beklersiniz o zaman. Afiyet olsun. Tamam, birazdan orada olurum. Sahilde.
Bugünkü programın ne Valide Sultan? Ne zamandır jogging yapmıyorum. Bugün başlayacağım. Sonra? Çınar o parayı ödeyecek Ekrem. Lütfen benim kafamı karıştırmaya kalkma. Hayranım sana. Rahmetli annem boşuna ters olduğunu siz demezdi. Eğer bir de erkek olsaydın bütün dünya önünde titrerdi. O dünyayı ben kadın olarak da titretiyorum. Doğru. Peki iktidarını yeniden kurmak için Çınar'la neyin pazarlığını yaptın? Ben taşla tüccarı değilim. Pazarlık yapmam. Günaydın. Aa, günaydın. Saat o kadar oldu mu? Yeşim kalkmış. Saat erken. Uyuyamadım. İsabet olmuş. Nasıl geçti yemek? İyi. Neredeydiniz yemeği? Nerede olacak? Lale ile Çınar'ın kaldığı rezidansta. Daha ne kadar oturacaklar orada? Çınar ailesiyle tüm bağlarını koparmış görünüyor. Nasıl yani? Birbirlerini posta koymuş gibiler yani. Ben demiştim. Oğlan o parayı verirse büyüktür. Ama bu biraz sıkar. O aile bu evliliğe izin vermez. Sonunda senin damat aşkı uğruna tahtından inip beş parasız ortada kalıverir. Anlayacağım, bu işin bize bir hayrı dokunmaz. Bitti mi Ekrem? Ben gidiyorum. Günaydın. Günaydın. Remzi, kuş kafesten çıktı mı? Bekle, hemen geliyorum. Acelem var, çıkmam lazım. Aç, aç, aç! Aç! Geç çekilen darıdan, kocadan sonra kalkan karıdan hayır gelmez. Kusura bakmayın, dün gece geç yattık. Sabah hizmetçi de gelmeyince etraf böyle dağınık kaldı. Size ne ikram edebilirim? İstemem. Elindekileri bırak, otur şöyle. Buyurun. Dinliyorum sizi. Ben buraya seninle sohbet etmeye gelmedim. Sen oğlumu, Çınar'ımı çaldın benden. Biz iki yetişkin olarak evlendik sadece. Oğlunuz her zaman sizin oğlunuz. Bunu kimse değiştiremez. Öyle bir değiştirir ki. Değiştirdi bile. Baksana, çarptı kapıyı gitti bizden uzaklara. Kırıldı sadece. Ama emin olun bu kırgınlık uzun sürmeyecek. Ben sana daha mühim şeylerden söz edeceğim. Ama bakalım bu söylediklerimden sonra hala oğlumla evli kalabilir misin? Tempoyu biraz hafifletelim. Bugün kafam yeterince yoruldu. Merak etmeyin Zümrüt Hanım. Her zamanki tempomuzun altında koşuyoruz. Bu ritim iyi mi? Şahane. Zümrüt Hanım. Merhaba Zümrüt Hanım. Merhaba. Ben Necip Ilgaz. Sabah şerifleriniz hayır olsun.
Mühim bir konuda konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi mi? Şimdi. Zümrüt Hanım, ben ileride sizi bekliyor olacağım. Ben sana yetişirim Murat'cığım. Evet, sizi dinliyorum. Merak etmeyin. Diyeceklerim kısa. Malumunuz, çocukların evliliğini ne siz ne de biz tasvip ediyoruz. Biz hoşgörülü ve medeni bir aileyiz. Sizin kadar katı değil. Belli. Benimle bu şekilde konuşmaya nasıl cüret edersiniz? Ya siz? Siz bizden bir servet isteme cesaretini kendinizde nasıl buluyorsunuz? Ben kimseden bir şey istemedim. İstemeyin zaten. Boşuna da umutlanmayın. İki aile geceyle gündüz kadar farklı birbirinden. Gün geceye kavuştuğunu sanır. Aldanır. Diyeceğim bu evlilik bitsin. Parayı pulu unutun. Yoksa pişman ederim size. Pişman olursunuz Zümrüt Hanım. Annen sana karşılık oğlumdan 20 milyon istedi. Haberin var mı küçük hanım? Annen seni sattı. Her zamanki tempomuzun altında koşuyoruz. Üretim iyi mi? Şahane. Zümrüt Hanım. Merhaba Zümrüt Hanım. Merhaba. Ben Necip Ilgaz. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Mühim bir konuda konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi mi? Şimdi. Zümrüt Hanım, ben ileride sizi bekliyor olacağım. Ben sana yetişirim Murat'cığım. Evet, sizi dinliyorum. Merak etmeyin. Diyeceklerim kısa. Malumunuz, çocukların evliliğini ne siz ne de biz tasvip ediyoruz. Biz hoşgörülü ve medeni bir aileyiz. Sizin kadar katı değil. Belli. Benimle bu şekilde konuşmaya nasıl cüret edersiniz? Ya siz? Siz bizden bir servet isteme cesaretini kendinizde nasıl buluyorsunuz? Ben kimseden bir şey istemedim. İstemeyin zaten. Boşuna da umutlanmayın. İki aile geceyle gündüz kadar farklı birbirinden. Gün geceye kavuştuğunu sanır. Aldanır. Diyeceğim bu evlilik bitsin. Parayı pulu unutun. Yoksa pişman ederim sizi. Pişman olursunuz Zümrüt Hanım. Annen sana karşılık oğlumdan 20 milyon istedi. Haberin var mı küçük hanım? Annen seni sattı. Sen o kadar etmezsin. En iyisi biz bu namüsait karşılaşmayı olmamış farz edelim. Niye?
İleride yüz yüze bakabilmek için. Bakın Zümrüt Hanım, biz Anadolu insanıyız. Bizde dünür olmak, kız almak, kız vermek önemlidir. Yeğeniniz bunun farkında ki karısının ailesine yardım etmeyi teklif etti. Bu işler onun kararıyla olmaz. Ben onay vermeden Çınar'ın kararı hayata geçemez. Göreceğiz. Düştüğünüz yerde kalacaksınız Zümrüt. Nezaket sınırlarını aşıyorsunuz. Sizin gibi bir kadının kızı için değil yalınızı kurtarmak, boğazdan kum tanesi bile çıkarmam ben. Çok çirkin sözler bunlar. İleride pişman olacağınız sözleri sarf etmeyin. Kime ne zaman ne olacağı belli olmaz. El mi yaman, bey mi yaman ha? O dediğinizi bilmem ama pokerde son kart açılana kadar herkes susar. Kimi koydun kumar masasına? Kızını mı? Kaybedeceksin. Hiç umutlanma. Annen sana karşılık oğlumdan 20 milyon istedi. Sen o kadar etmezsin. Bunu nasıl yaparsın? Çınar, yüzüne nasıl bakacağım şimdi? Bakamam. Bakamam artık. Aşkımızı kirlettin Çınar. Lalem evde misin? Sesini duymak istedim. Aşkım hadi aç telefonu. Toplantı öncesi seninle konuşmak istedim. Nasılsın Çınar? Olan biten ortada. Nasıl olayım? Biliyorum. Çok da üzülüyorum. Ama sen de biliyorsun ki her şey abimin iki dudağının arasında. Amcamı ben de iyi tanıyorum. Ama benim kararım kesin. Gerekirse benim olanı alır, çeker giderim. Yapma. Aşkına sahip çıkıyorsun. Bu güzel. Ama ipleri koparmadan önce bir dur. İyi düşün. Arkanda neler bırakıyorsun? Sen benden daha iyi bilirsin. Benim malda mülkte gözüm yok ki. Ben aşkımın, mutluluğumun peşindeyim. Ama Çınar, arkanda bıraktığın sadece mal mülk değil ki. Annenle, amcanla, hepimizle bağın kopacak. Amcamın kararının ne olacağı malum. Ama Mehmet'in ve senin kararın da benim için önemli. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Halayım ama birlikte büyüdük. Ben senin ablan sayılırım. Seni yerden göğe haklı buluyor olsak bile lehine oy kullanmamız zor. Dışarıdaki bütün programlarımı iptal ediyorum ona göre. Peki efendim. Valide Sultan, erken dönmüşsün. Münasebetsiz bir karşılaşma oldu çünkü. Hayırdır? Necip Ilgaz yolumu kesti. Bak sen, derdi neymiş? Çınar'ın verdiği yardıma engel olacakmış şark kurnazı. Eğer ipler o şark kurnazının elindeyse vay halimize. Ekrem, zaten sinirlerim bozuk. Ne olur desen üstüme gelme. Dua et senin damat dişli çıksın. Oğlanın ailedeki durumunu. Bir yolunu bulup Lale'ye sormak lazım. Sor soruştur, boşuna umutlanma. Yoksa bu masal biter değil mi? Biter. Evet, bitirelim bakalım şu işi. Çınar nerede? Asistanı çağırmaya gitti. Nasılsın abi? Dinlenebildin mi biraz? Dinlenmek? Sabah yalıda kaldın. Dinleneceğim biraz dedin ya.
Dinlenmek bize haram. Bir edepsiz haddini bildirdim. Ben ne yapacağım Allah'ım? Hayır Çınar. Hayır. Sizi bekliyorlar efendim. Beklesinler. Geliyorum. Ayşe Hanım. Bu arada kaldığım rezidansın resepsiyonunu bağlasınlar bana. Tabii efendim. Neden Çınar? Neden? Bana değer biçilmesine nasıl izin verdin? Beni çağırtmışsınız. Lale telefonunu açmıyor. Ben ne yapabilirim? Belli ki benim telefonum açmıyor. Bir de sen dene. Ya bıktım senden talimat almaktan. Gerçekten. Onu ara Yeşim. Bunu sor Yeşim. Şunu benim için öğren Yeşim. Sıkıldım artık. Çınar'ın bana verdiği bir söz var. Aptal. Eğer bu çocuk ailesinden ayrı bir hiçse hemen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne yani? Lale'yi arayıp bunun sondajını mı yapayım? Evet. Çünkü zamanımız daralıyor. Artık bizi kimse kurtaramaz. Bu sefer kapının önüne koyuverirler. Hadi. Daireyi açtırıp bakın lütfen. Tamam efendim. Merak etmeyin. Şimdi açtırıyorum kapıyı. Toplantı için bir kez daha hatırlatmamı istediler efendim. Tamam. Geliyorum. Bu arada önemli bir telefon bekliyorum. Toplantı odasına bağlasınlar. Derhal efendim. Lale Hanım. Lale Hanım. Lale Hanım içeride misiniz? Lale Hanım. Hiç ses gelmiyor. İçeride yok sanırım. Açalım. Lale Hanım, iyi misiniz? Lale Hanım, çok affedersiniz. Eşiniz size ulaşamayınca merak etmiş. İyi misiniz? Lale Hanım. Geciktin. Çok daha mühim işlerim vardı. Bu toplantıdan da mı önemli? Evet. Başlayalım mı? Görünen köy kılavuz istemezmiş. İstersen başlayalım. Değerli yönetim kurulu üyeleri, konu malumunuz. Kısaca söylüyorum. Taşkıran ailesinin banka borcuna karşılık 20 milyon dolarlık teminat olunması konusunu oylamaya açıyorum. Sorusu olan yoksa hemen oylamaya geçelim. Benim oyum red. Bizim oyumuz da red. İşin rengi belli oldu. Bu zaten beklediğim bir sonuçtu. O zaman ben de... Affedersiniz. Beklediğiniz ayrıca telefon Çınar Bey. Ver. Eşiniz dairenizdeydi Çınar Bey. Yardım istemedi ama doğrusu pek iyi görünmüyordu. Hasta filan mıydı? Anladım. Teşekkür ederim. Benim çıkmam gerekiyor. Karar ortada. Her şeye rağmen bu teminat verilecek. Ece Hanım, gerekeni yapın lütfen. Neyin gerekenini yapacakmış Çınar? Söylesene bana. Hissemi alıp holdingden ayrılıyorum. Neyin uğruna? Neyin uğruna? Aşkım uğruna. Sevdiğim kadın uğruna. Şimdi anladınız mı beni? Hoş geldiniz hanım. Hoş bulduk. Sizi çok merak ettik. Alışverişe gittim. Şunları odama çıkarıverin hepsini. Tamam hanım. Ben bugün çıkmayacağım, evdeyim. Baş üstüne ilk koyalım. Oh, ayaklarıma kara sular indi. Belli çok dolaşmışsınız hanım. Keyfim yerine geldi. Etraf tenhaydı. Kesem de dolu. Ben dolaşmayayım da kim dolaşsın? Anahtarlarını ver. İşim acele. Evet.
Ay çok güzel şeyler almışsınız hanımım. Hep Cemoş'un diktiklerini giyecek değiliz ya. Aa, kulpsuz çanta da almışsınız hanımım. Siz hiç böylesini kullanmazdınız. Heves ettim aldım. Aman bu ne böyle? Koltuğunun altında dürülmüş çarşaf taşır gibi. Dur sen bana şu papuçları ver, papuçları. Oh! Onları değil, şunu. Aa, bunlar daha önce giydiklerinize hiç benzemiyor hanım. Bunlara da heves ettim. Benim de telefonlarım açmıyor. Allah Allah. Ne oldu bu kıza? Çınar'ı ara, ona sor. Neredeymiş öğren. Randevum var, çıkıyorum ben. Şu anda tek işimiz bu. Çünkü derdimize derman olacak ilaç onda. Dediğimi yap. Neyin var Lale? Neyin var? Neden açmıyorsun şu telefonu? Çınar, aşkımızı kirlettin. Yapmayacaktın Çınar. Söz vermiştin. Aşkımızı her şeyden koruyacaktın. Alo Çınar. Efendim Yeşim. Lale'ye ulaşamıyoruz, merak ettim. Merak etme, evde. Ama telefonlarımızı açmıyor. Duymuyordur. Ben yanına gidiyorum zaten. Söylerim, seni ararım. Okey, teşekkürler. Ne olmuş? Bir şey olduğu yokmuş işte. Birazdan arayacakmış. Allah Allah. Kavga falan mı ettiler yoksa? Kim bilir. Yıldırım nikahıyla evlendikleri gibi. Belki de aniden boşanıverirler. Birbirlerini çok iyi tanımıyorlar çünkü. Böylece senin de bütün planların suya düşer. Saçmalıyorsun. Çınar Lale'yi çok seviyor. Çınar bana lazım diyemiyorsun da, Çınar Lale'ye aşıkmış, Çınar Lale'yi seviyormuş falan filan. Ne oluyorsun acıcığım? Onların evliliğine niye bu kadar takıldınsa? Takıldığım filan yok. Ben hayatımı yaşıyorum sadece. İyi yaşa. Ama dikkatli ol, başını belaya sokma. Nereye gidiyorsun? Hı? Kiminle buluşacaksın? Hiç. Tanımazsın sen. Telefonunu açık bırak. Bir şey öğrenirsen ara beni. Baş üstüne hanımefendi. Lale. 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 Enerji işinde konuşalım mı abi? Ne dersin? Bugün değil. Sonra. Toplantıyı bitirelim. O zaman aldığımız kararların üzerinden geçelim. Çınar'ın yaptığı oylama dışındakileri geçin. Anlamadım abi. Oylamayı sonuçlanmış saymıyor musun? Oylamayı yapılmamış sayalım. Çınar'la bu konuda bir kez daha konuşmak istiyorum. Nereye gitti o apar topar? Çınar'ın ricasını işleme koymayın Ece Hanım. Aman efendim, Çınar Bey bilirsiniz, kararlıdır. Bilirim. Ama bu aile arasında bir şey. Biz aramızda bir daha konuşalım. Kurumsallaşamadık gitti. Ne demek şimdi bu? Aile işleriyle holding işlerini birbirinden ayırmak anlamında söyledim. Böyle bir ayrımı olan Kayseri'ye geri döner. Reyhan'ı yanlış anladın Necip abi. Karına hemen arka çıkma. Buraya ev mi? Kastettiğin böyle bir şey miydi Reyhan?
dediğini anlayabilmiş miyim? Ne demek çıkarken görmedik? Çok affedersiniz efendim ama eşinizi çıkarken kimse görmemiş. Nasıl kimse görmemiş? Kaydınız falan yok mu sizin? Aslında var. Hemen bakalım kamera kaydını. Beğendin mi yaptın? 40 yılın başı bir kere arka çıktın, onu da yanlış yerde. Ne yapayım, seni küçük düşünmesine dayanamadım. Karışma sen! Ne demek karışma ya? Nasıl karışma? Neyim ben? Sen benim karımsın. Geçti bizim cicim aylarımız canım. Daha önemli işlerimiz var artık. Ha, buradaki iktidarı ele geçirmek gibi değil mi? Tam zamanı. Bak Çınar da gitti. Helal olsun Çınar'a. Aşkı uğruna tahtını bırakıyor. Hayatta neyin önemli olduğunu çok iyi biliyor çünkü. Şimdilik. Unutma ki o da bir ılgaz. Aynı kanız. Biz iktidara tırnak geçirdik mi öyle kolay kolay bırakmayız. Yanılıyorsun. O sizin gibi değil. Bak nasıl seviyor lanesini. Tıpkı bir zamanlar senin beni sevdiğin gibi. Seni tanıyamıyorum artık Reyhan. Tanıyamıyorum. Dur, dur, dur. Dur, al geri. Dur. Alışmak ne mümkün bunlara. Oh. Ay, Mürvet, hah yaşa. Sana zahmet Mürvet, şunları çekip çıkarıver ayağımdan. Tamam, hemen terlikleri getireyim hanım. Oh. Alışmak ne mümkün bunlara, takoz gibi kaldılar ayağımda. Sizin her zaman giydikleriniz daha güzel hanımım. Ayağım. Çınar Bey arıyor. Oğlum. Anne, sakın evden bir yere ayrılma. Birazdan oradayım. Çınar. Kapat. Sen öğle yemeğini hazır ediver. Çınar'la belki anaoğul baş başa yemek yeriz. Boşa heves benimkisi. Belli. Ateşi almış, hesap sormaya geliyor. Fitlemiştir o şimdi oğlumu. Çiçek alır mısın güzelim? Sevgilin terk etti desem, senin gibi bir güzel kızı kim bırakır? İçimden geldi. Ver yüzünde bir fal bakayım sana. Aşk acısı çekiyorsun. Geçer de, deler de geçer. Ayırmak istiyorlar seni. Bir kadın, bir kadın daha var. Ama esas tehlikeli olan senin kadar bir güzel kız daha var. Amanın, ne ettiler sana yavrum? Kolunu kanadını kırmışlar senin.
İki kart kadını boş versen. Sen esas senin kadar güzel olan kıza dikkat et. Değil mi gülüm? Annem nerede? İçeride. Anne! Oğlum, evine hoş geldin. Ne yaptın Lale? Dur oğlum, bir otur, soluklan. Yemek hazırlattım, açsan. Hoş sohbete gelmedim ben. Mesajına inanamadım. Bana oyun oynuyorsun sandım. Hiç gelmeyeceksin zannettim. Beklemek zor oldu. Aklımı başımdan aldın. Ne dedi karın sana? Sen ne söyledin ona? Ne söyleyeceğim? Olanı biteni söyledim. Anan seni sattı dedi. Sizi haciz batağından kurtarabilmek için oğlumun önüne yem diye attı seni dedi. Bunları mı söyledi? Bunları söyledi. Utanmadın mı? Onlar utansın. Oğlum, her şey seni onların elinden kurtarabilmek için. Çene gibi yapıştılar, kan emici sülükler. Ayıp. Yakışıyor mu bu sözler sana? Kendine gel anne. Büyü yaptırdı bunlar sana. Tanıyamıyorum ben oğlumu. Tanıyamıyorum. Böyle yapmaya devam edersen tanıyamayacaksın da. Hatta yüzümü bile göremeyeceksin bir daha. Neler söylüyorsun sen Çınar? Duydun. Holding, soyadı. Hepsini bırakır giderim. Kol gibi kesip atarsın bizi. Öyle mi? Gerekirse onu da yaparım. Sen benim her şeyimsin be oğul. Senin için yaşadım ben. O bağ evinde baban ölüp ölüp dirilttiğinde beni. Senin için hayatta kaldım ben. Unuttun mu? Şimdi nasıl yüz çevirip gidersin şu dertten acığına? Para vardı, pul vardı. Ama huzur yoktu, mutluluk yoktu. Gün yüzü görüyorum derken yıkıp geçme beni. Böyle yapmayacaktın anne. Böyle yapmayacaktınız. Beni seçim yapmaya zorlamayacaktınız. Bey geldi efendim. Gelsin. Hoş geldin Çınar. Hoş bulduk. Lale nerede?
Çınar'ın lalesiz geleceğini biliyordum. Oo, benim dünyadan haberim yokmuş o zaman ya. Şöyle geçelim. Yeşim de birazdan gelir. Ne oluyor, anlat bakalım. Anlatılacak bir şey yok. Lale nerede onu merak ediyorum. Sen onun kocası değil misin? Karının nerede olduğunu bilmiyor musun? Ulaşamıyorum, merak ettim. Buraya gelmiş olabileceğini düşündüm. Çocukluğunda Lale bir keresinde kaybolmuştu. Beyhiyada da izinliydi. Ara tara bulamadık hiçbir yerde. Bana o halimi hatırlattın. Annesi olduğum halde kızımı hiç tanımadığımı fark ettim. Sonra nerede buldunuz? Sonra. Beyhiyada'yı aradık. Kayıkhanededir dedi. Kemal gitti, aradı, çıkardı oradan. Şimdi nereye gitmiş olabilir? Düşünelim. Kerem, Şermin'e söyle Lale'nin odasından telefon defterini getirsin. Selam. Merhaba Çınar. Merhaba eşim. Hayret, bizim ailenin çılgını benimdir ama Lale nereye kayboldu şimdi? Anneciğim, iyi ki geldin. Sen öyle telefonda ağlayınca dayanamadım geldim. Ne var, ne oldu? Çınar buraya geldi. Res çekti. Kendi kendini evlatlıktan reddetti. Niye ki İkbal Hanım? Bir şey mi yaptın? Bu sabah Lale'yi görmeye gitmiştim. Bak sen. Niye gittin gelininin ayağına kadar? Anan seni kaça sattı biliyor musun demeye gittim. Kantarın topuzunu iyice kaçırmışsın. Ama haksız mıyım Necip? Allah aşkına söyle, haksız mıyım? Yerden göğe haklı olsan bile böyle yaparsan Çınar'ı kaybedersin. Ne yapacağız şimdi? Arar konuşurum ben. Peki Defne'cim, sağ ol. Defne'ye de gitmemiş. Defne'yle tanıştınız mı? Hayır ama Lale bahsetmişti çok. Hayret. Defne Lale'nin en yakın arkadaşıdır. Selin de haberi yok. Belki de çıkıp dönmüştür rezidansa. Yok. Dönmemiş. Arıyorum ama ulaşamıyorum. Hala bize ne olup bittiğini anlatmayacak mısın? Beyye Dadı'ya gitmiş olmasın? Beyye Dadı'ya gitmiş olsa Beyye bizi arardı. Ne oldu size? Kavga filan mı ettiniz yoksa? Yok canım. Benim kızım ya çocukluğundaki gibi bir kayıkhane bulup sığınmıştır. Merak ettim şu kayıkhaneyi. Seni götürmemi ister misin? İzninizle. Koluna gireyim. Buralar biraz kaygan. Lale'yi burada bulacağını düşündün değil mi? Evet. Çok tuhaf ama öyle hayal etmiştim. O hayal uğruna görmek istedim burayı. Milano'dan her dönüşünde girer otururdu bu deliğe. Ben dışarıdayım. Efendim amca. Neler oluyor Çınar? Oturup konuşalım mı? Lale ortada yok. Annemin ani ziyaretinin ardından çıkıp gitmiş. Belli ki çok üzülmüş, çok kırılmış. Kırılmakta pek haklı. Peki nerede şimdi? Bilmiyorum, onu arıyorum. Taşkıran yalısına geldim şimdi. Buraya da gelmemiş, burada da yok Lale. Taşkıran yalısında da yoksa durum ciddi. Buluşalım. Her zaman gittiğimiz çayhaneye gel. Peki. Taşkıranların yalısında mıymış Çınar? Ne işi varmış orada? Kalbini kırmışsın kızın. Ortalarda yok. Bizimkisi de
Yana yakıla karısını arıyor tabii ki. Danışıklı dövüş bunlarınkisi. Fidye ister gibi getir parayı al karını bile yapabilir o kadın Çınar'a. O kadar da değil. Necip Bey, bunlar bizim kurbanlık koyun gibi derimizi yüzüp bacağımızdan asarlar. İnanma onlara. Çınar'la bir olup düşme tuzaklarına. Çınar'a babalık et diyen sen değil miydin? Zamanında yapılmayan işten hayır gelmiyormuş demek ki. Oğlan aşık İkbal Hanım. Senin gözünün yaşına bakmadan inecek şu dünyanın tahtından. Gel geç olmadan bir daha durup düşünelim. Ölürüm de almam o sürtün kızını bu eve. Oh. Ne olmuş, bir şey öğrenebildin mi? Amcası aradı. Anladığım kadarıyla annesi Lale'ye baskın yapmış. Desene ailece bize hücuma geçtiler diye. Biz derken? Neyse canım, başka bir şey öğrenebildin mi? Bilmiyorum. Benden hafiyelik bu kadar. Ama belli ki o kadın Lale'yi iyice bir benzetmiş. Taşkıran ailesinden kız aldıklarına şükretmiyorlar da şu yaptıklarına bak. Vallahi bu kayınvalide ziyaretini duyduktan sonra işin rengi değişti Valide Sultan. Canım kendini boğazına atacak değil ya. Çıkar bir yerden. Tamam. Bir şey duyarsan haberdar et beni. Merak etme. Yurt dışına çıkmamış. Hastane, polis, bir vukuat yok. Cep telefonu yanında olsaydı şimdiye kadar çoktan buldururduk. Hiçbir şeyini almadan çıkmış. Gel otur şöyle karşıma. Hatırlar mısın bilmem. Sen küçükken İstanbul'a geldiğimizde buraya oturur gemileri seyrederdik birlikte. Canım çok sıkkın amca. İçim çok yanıyor. İçini ferah tut. Fevri şeyler yapacak bir kıza benzemiyordu. Annemin akıttığı zehirle perişan olmuştur kız şimdi. Sen de kendini böyle perişan etme. Mevlana Şems'i kör kuyularda aramış. Aşk böyledir işte. Buldurmak için aratır. İçim yanıyor amca, içim. Ya geri gelmezse? Ya geri gelir de beni sevmezse? Bana yüz çevirirse diye çok korkuyorum. Hala haber yok. Bizim kız oğlana yüz çevirmese bari. Ekrem, felaket tellallığı yapacağına kulübe gitseydin ya. Niye hala evdesin? Öyle yapacaktım. Ama Şefik Bey squash maçını iptal edince kaldım. Şefik. Nasıl da yarı yolda bıraktı beni. Herkes her dediğini yapmaya mecburdu sanki. Ne biçim konuşuyorsun sen? Şefik'le bizim dostluğumuz çok eskiye dayanır. Eskiden beri beni çok sever. Öyle olsa ne yapar eder istediğini verirdi. Yardım edebilirdi. Ama etmedi. Saçmalıyorsun. Sen anlamazsın bu konulardan. Karışma. Yine de ilişkilerimizi sıcak tutalım Şefik'le. Cemiyetteki yeri önemli. Hı hı. Yardım edemedim diye mahcup olmasın. Mahcup olup bizden kaçmasın. Bir yere falan kaçtığı yok canım. Yani bugün gördüm. Son derece sıcaktı. Kerem. Sen Lale'nin Behiye dadı olabileceğini neden düşündün? Sen kayıkhanenin hikayesini anlatınca aklıma geldi. Ben de Şefik deyince Lale'yi unuttun sanmıştım. Ah. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Kursağından sıcak bir lokma geçsin. Yağmur indirecek birazdan. Öyle acı çekiyorum ki gözümden bir damla yaş bile dökülmüyor. Rahmet dökülmeye başlayacak ama sen de tutma feryadını içinde. Aşk acısı çürütür adamı.
Melih çürüdü, gel. Gel bak. Nereye gider ki? Bir bilsem. Bitmişsin oğlum sen. Bittim. Kayboldu gitti. Soldurdum lalemi. Senin ne suçun var oğlum? Yani bu kadar sevmekten başka tabii. Annemin böyle bir çirkinlik yapabileceğini tahmin etmeliydim Mert. İkbal teyzenin karşısında kim bilir ne hale gelmiştir ha? Lale bu kadar masum olduğu için, böyle sessizce çekip gittiği için çok üzülüyorum. Kahroluyorum. Bu da geçer. Geçmeyecek. Çünkü bitti. Kırıldım dadı. Çok incindim. Damat bey oğlumuz seni seviyorsa onlar da alışır. Torunlarını kucaklarına alsınlar hele bir. Gör bak. Nasıl hepsi birden değişir. Gerçekten öyle mi olur? Annemin bana biçtiği bedel. Bunu yüzüme vuranlar gün gelir utanır, üzülürler mi? Ayıbı yerin dibine gömmüşler, toprak kusmuş. Denize atmışlar, deniz taşmış. Kimse ayıbından kaçamaz. İyi ki geldim sana dadıcığım. İyi ki buldum seni. Ama benim için masal sona erdi. Büyü bozuldu. Böyle söyleme. Bir daha Çınar'ın yüzüne bakamam. Niye? Senin suçun ne? Bana bedel biçilmiş ve Çınar bunu kabul etmiş. Sen olsan bakabilir misin? Zor tabii. Bitti.